Adem Bey, yani Adnan'ın abisi kardeşine de akıl verdi, sohbet etti. Sen de onu görmedin. Bir de o tarafa bakalım, sonra değerlendirelim. Benim o gün hissettiğim Adnan doğru mu Adnan mıydı? O bağrımın altında sobayı açtın, içine 3-5 tane odun koydun, çireyi koydun. Tam çaktın, yakarken biri su dökmüş gibi. Aynen. O zar zor, o kış ayında evi ısındırmak için tam sobayı alevlendirirken zor bulmuşsun ateşi. Ve o ateş senin güvenindi çünkü. O kibrit senin güvenindi. Birisi bir anda suyu döktü. Yanar mı sence bu soba? Bence tekrar yanabilir. Ya da sönmüşken de sönmüş de kalabilir. Burada karar senin. Hani buradaki kararı sakın ailem istiyor, istemiyor. Sönmüş olarak bırakırsam kendimden vazgeçmiş olurum. O zaman donarak ölmeyi kabullenmiş olurum. Abi çözüm basit de karşı taraftan bir hareket olmayınca ben çözüm basit değil. Didem'e söyleyeyim tek bir şey var. Sen bu hareketten dolayı yanlışsın. Asla Adnan senin geçmiş için tepkide bulunmadı. Bunu net bilinsin dedim. Lütfen sen de bundan sonraki hal ve hareketin bunu net bil. Buradaki Adnan bağımız tek bir sebebi var. Bir ilişkiye başlıyorsun. İstediğin kadar %100 haklı ol. Didem o açıklama yapmadığı için haksız. Bak %100 duruşu, tavrı ne olursa olsun. Ama o açıklamayı yapmadığı için haksız. O şöyle bir şey söyledi. Abi dedi, ben o açıklamayı yapmış olsam belki ilişkimiz yürümeyecekti. Ya belki ilişkimizi ben Adnan'ı... En azından en başında karar verdim. Tanımaya çalışıyorum. Çünkü sonra dedi ki, ben bu bilgiyi verirsem arkadaşım üstüme gelirdi. Belki biz Adnan'a bir şey yaşayamazdık. İşte bunları duyunca da abi iyice sinirleniyorum. Sinirlenme. Ben oradaki vereceğin senin düşünce yapından verdim. Dedim ki o karar yolun başına verilir dedim. Hareket ettikten sonra araçla ilgili sıkıntı söylenmez dedim. Yolun başına verilmesi gereken bir karardı. Yolun başında arabayı bir tamire sokarsın. Sıkıntısı varsa halledersin. Halledilemeyecek bir sıkıntıysa da çıkmazsın yola. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Ve bunu bilen insan, başından bu evliliği geçirmiş bir insan, bunların söylememesi... Gün yüzüne çıkacağını biliyordu. Ya işte bu sefer de korkularım oluşuyor. Yarın öbür gün başka bir şey çıkacak mı diyor insanlar bu sefer. Şimdi bunun altını bir daha çizelim. Buradaki sorun evlenip ayrılmak değil. Hele bizim toplumumuzda söylüyorlar ya, hani kadın daha mağdur duruma düşüyor. Dul kadın, boşanmış kadın. Yok öyle bir şey efendim. Erkek de mağdur duruma düşebilir. Kadın da mağdur duruma düşebilir. Kimse boşanmak için evlenmiyor. Kimse boşandığı için eleştirilmiyor. Biz bilmiyoruz neler yaşandığını. Önemli olan ondan sonraki yaşantıda gözüküyor zaten insanların hani nasıl bir yol çizdiği, nasıl yaşadığı. Hani o yüzden burada evlenip boşanmış olmak mevzu değil. Adem Bey'in söylediği de o değil, Adnan'ın da söylediği o değil. Sadece hani baştan söyleseydi. Anladığım kadarıyla da sen Adnan'ın sert tutumundan korktuğun için, çekindiğin için daha doğrusu. Evet, ama Adnan'ın güvensizlik probleminin %99'u benden değil, geçmişindeki ilişkilerinden geliyor. Bunun acısı da bana, faturası bana, tamamı kesilmemeli zaten. Şimdi o bunu da bir söylemek lazım. Kusura bakma da sana yine %100 güvenle geldim. Bak, kimse yapma. Kimseye %100 güvenmez Adnan, ben şimdi yapma işte. Ya. Ben herkesin gelirim. Açık kapısı var. Didem, sen kişiyi kendi gibi bilir ama ben %100 güvenle gelirim. %100 güvenle gelmesem ben sana açmazdım kollarımı. Yapma gözünü seveyim. Sen yarın öbür gün başka bak. Bir şey çıkar mı diye düşünüyorsan ben de diyebilirim ki yarın öbür gün daha büyük tepkiler sen, verir mi acaba? Eğer benden daha başka şeyleri sakladıysan. Mı? Ha şunu da söyleyeyim hayır, sana. Bak, yarın bu da öbür bir gün, ön yargı. Bak söylüyorum sana, yarın öbür gün yine bilmediğim şeyler çıkarsa bunu yine ben başkalarından duyarsam bu sefer tepki bile vermem, susarım. Bak daha bunu çözmeye çalışırken sen yeni bir problem doğuruyorsun. Anlıyor ama musun sen ne demek? Diyorsun i̇şte ki o yüzden biz tartışıyoruz seninle. Geçmişteki ilişkilerim değil. Daha yeni orada da sana söyledim. Ben geçmişte yaşadığım sıkıntıları şu anda taşıyan bir adam değilim. Geçmişte ise onu atmışım gitmişimdir. Ben şu ana dönüp bakıyorum. Evet, güvensizlik sıkıntısı çektim ama sana %100 güvenle geldim. Bunu baş başayken de söyledim. Tamam, sana faturasını benden çıkartma. Sen ben de aynı şeyleri yaşayınca... Senden demek ki hoşlanmışım ki o tepkiyi vermişim. Bu kadar basit. Hani o abisin anlattı, sen tam güvenini ateşledin, soba yakarmış gibi. Bir anda su dökülmüş gibi mi hissettin? Yok, şu empati kur dedi. Aynı şey sana olsa, işte senin damat adayının böyle bir şeyini sonradan öğrensen. Hiç öyle düşünmemiştim ki empati kurarım ama kendini bir an düşünememiştim. Şimdi ne hissettin? Sen de dedi kızmaz mıydın? Aynı, ben de dedim büyük tepkileri, doğru dedim. Yani bana çok güzel örneklerle geldi. Daha kafam daha... Tabii o üçüncü şahıs olarak dışarıdan Adnan'la. İzleyen biri olarak öyle gelebiliyor. Evet. Adnan olayın içinde olduğu için daha çok yükselebiliyor. Yani Adnan'ı çok övüp beni de yermedi. İki taraflı anlattı. O yüzden çok daha rahatlamış konuştum. Adnan'la şimdiye kadar yaptığım en
güzel konuşmamdı. Mehtap niye öyle yan yan bakıyorsun? Söylemek istediğin bir şey mi var? Böyle hafif böyle bir tebessüm ettiği zaman o bir şey söyleyecek demek. Bizim burada Aycan'la dalga geçtiğimiz, hatta benim girdiğimden beri dalga geçtiğim bir görüntü vardı. Didem'in Adnan'ın boynundan tutup da kır zincirlerini artık aç duvarlarını dediği bölüm. Herkes hatırlamıştır o bölümü. Adnan da ben körü körüne gidemem diyen bir damat adayıydı. Bugün ne oldu ki Didem'in bütün hani her şeyi madem ben mikserim ortalığı karıştırdım ettim de Didem suçluydu da Adnan bugün diyebiliyor ki Didem'den bir adım gelmiyor ki gideyim. Bu Didem sana baştan beri gebe miydi ki sen Didem'den hala bekle? Alıştırdı mı bu Didem seni peşinden gelsin, peşine düşsün? Ne dersen he desin, hep boyun eğsin, hep yalvarsın mı istiyorsun sen? Şimdi sen Didem suçlu derken geçen hafta sen bugün nasıl diyebiliyorsun ki abinle oturmuşsun da bir adım gelmiyor ki bana? Daha dün de dedin ki bir özür borcum var. Sen adım atıyorsun şimdi. Ne oldu Adnan? Sen... Normalde çok Adnan ne oldu? Tamam sus da dinle. Sen normalde çok iyi izleyen bir insansın. Niye bu kadar eksik izledin? Dün dedim ki olan oldu. Benim ondan bazı şeyler için özür dilemem gerekiyor. Yaptığım davranışlardan dolayı. Bugün abime söylediğimi ben 2 haftadır bu evin içerisinde söylüyorum. Suat abi de şahit diye. Yani herkes şahit. Ben hala diyorum hani bugüne kadar Didem'le bir tartışma yaşadığımızda eğer ben haklıysam Didem haksızsa bu evi basmasını biliyordu. Ben haksızsam bile bu evi basıp dışarıda bana bağırıp çağırıp beni susturabilen bir kadın. Kırdın mı zincirlerini? Şimdi haksız ve açtın bunları yapmıyor. Açtın mı duvarlarını? Benim bir duvar Didem, açtığım... Didem'le iş bozulunca mı açtın duvarlarını? Hani böyle olur ya Seda Hanım. Belki kaybetmekten olay bitme noktasına gelmiştir. O ana kadar erkek hep hayır demiştir. Kadının vazgeçeceği noktada tam erkek... Geri kazanmaya çalışıyor. Geri tepiyor. Sence Adnan onu mu yapıyor? Kesinlikle bunu yapıyor. Kaybetmekten korkmuşumdur belki diyor. Sen değil, onun tarafından tamam, bakıyorum. Tamam ben söyledim. O diyor zaten, ben demedim. Belki yani Mehtap da aynı şeyi söylüyor. O dönüş mü yapıyor? Kaybedeceğini anladı, şimdi böyle mi dönüyor diyor. Yani hep bu kadın sana eğiliyordu, büzülüyordu, seviyorum diyordu, ediyorum diyordu. Dur Didem, körü körüne gitmek istemiyorum Didem. Didem'in hatası çıktı, ilişkiyi bitirdik. Ben bitirdik sayılıyorum, ben yapmış sayılıyorum, ben karıştırıcıyım. Yine oldu evden döndü. Abi geldi, abi öğütlenmiş burada. Didem geri gelmiyor ki. İşte Didem'e özür borcum var ki. Ya da ben yanlış kelimeleri kullanıyorum şu an. Evet. Didem geri gelmiyor mu? Didem telafi etmeye çalıştı. Öyle değil mi Didem? Şu an sen biraz kendini yanlış ifade ediyorsun. Yok mesela. Adnan'cığım yok. Senin o yani o gürültüleri çıkartman, o pataralar, kütüreler falan filan var ya. Ben hiç şu an samimi gelmedin bana. Sen Didem gene sana gelir zannettin, tamam mı? Bunu da öğrenmesine rağmen gelir özür diler bilmem ne. Ama Didem kendini bu konuda haklı görüyor. Sana bu sefer kendini ezdirmedi. Bu sefer gelip... Tamam beni affet bilmem ne falan bu konu için özür diledi mi senden? Bugün diledi. Sana yalan söylediği için. Yo bugün diledi. Biz dün konuştuk zaten bu konuyu. Tamam, ama bugün bu noktaya gelmesini de sen sağladın. Didem gene gelmedi. Ben şu an Didem'le barıştım dedim mi arkadaşım sana? Çalışıyorsun. Ben bir şeyi çalışmıyorum. Bu çabalardasın. Demek ki, aslında asıl Allah amaç kendimizi Allah, düzeltmeye çalışmak. Mesela bir şey? İstiyorsan bir şey yaşamayayım mı? Evet bir hafta boyunca onsuz kaldım. Onsuzluğun ne kadar kötü bir şey olduğunu anladım ve bunun için ben adım atıyorum. Kötü bir şey mi bu? Tamam bunu atmayayım söyle. Mı, bitireyim mi? Bunu söyle, bitir demiyorum Adnan. Düne kadar şurada masaraları devirdiğin kadın, tamam mı? Şimdi söylüyorsun, böyle gel işte. İlle sana duvarlarını kır, Adnan bunu yap, Adnan bunu yap dediğinde gitmek istemiyorum körü körüne. Tamam, o zaman itiraf etseydin bu duygularını. Bunu bahsettiğinde daha 4. haftaydı, 3. haftaydı. Ben bu lafı söylediğimde olabilir deyip geçiştirmedin de bir haftadır uzattın konuyu da. Daha yeni açılıyorsun. Ne oldu, kafana taş mı düştü? Ya da elenirim korkusuna mı girdin? Ben bugüne kadar elenirim korkusuna girmeyeceğimi çok iyi biliyorsun Mehtap. Bak bana sen... bunlarla gelme. Hadi ya Allah bunlardan aşkına beni Adnan, vurabileceğin hafta en son insan benim. Benimkiler hep bir soru işareti, fikrim soruldu. Belki. Neden? 5N1K. Buyurun. Sen yeter ki sen kız.